Efendim merhabalar. Yeni bir İş ve Yaşam programında ben Deniz Rüya Tokgöz'le yine birliktesiniz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bugün çok kıymetli bir konukla sizlerle birlikteyim. Bugün konuğumuz kim? Ata İttifakı ortaklarından Ülkem Partisi Genel Başkanımız Sayın Neşet Doğan Beyefendi bizlerle. Hemen hoş geldiniz diyorum başkanıma. Hoş bulduk Rüya Hanım, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yine bir koşturmaca ve yorgunluk tabii ki. Tatlı telaşlar diyelim. Bunlar güzel telaşlar olsun inşallah. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Rüya Hanım. TV 6'ya ve Rüya Hanım size teşkilatım ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz için. Dilimiz yettiğince olayları anlatmaya çalışacağız. Evet. Malum seçim biz biraz yordu. Değil mi? Evet. Evet. Şu anda da ülkenin gündemini belirleyecek, ülkenin geleceğini belirleyecek bir konuma geldik. Hı hı. O konularla ilgili halkımızı, insanlarımızı, izleyicilerimizi aydınlatmaya çalışacağız. Ne güzel. Size sorulan sorular var, merak edilenler var. Onları soracağım size. Sizlerin fikirlerini alacağım. Ama ondan evvel izleyenlerimize anlatalım mı? Yani değerli başkanımızı tanısınlar. Tabii Neşet ki. Doğan kimdir? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Evet, Neşet Doğan 1969 Kırıkkale doğumlu. Hı hı. Ankara, eski Ankara. Zaten biliyorsunuz Ankara'dayız. Ankara'da yaşıyoruz. Ailemizin büyük bir bölümü Ankara'da, büyük bir bölümü Kırıkkale'de ikamet etmekte. Evet. 9 Mayıs 2019'da Ülkem Partisi'ni kurarak, kurucu genel başkan olarak faaliyet yürütmekteyiz. Hı hı. Ülkem Partisi 47 il, 252 ilçede faaliyetlerini devam ettirmekte. Dolu dizgin devam etmekteyiz. Ülkem Partisi aynı zamanda seçime bundan sonraki bütün seçimlerde Ülkem Partisi de levhada yerini alacak. Var yani. Seçimlere katılabilecek bir parti. Biz şu anda levhada olmamamızın sebebi Ata İttifakı'na Ata İttifakı'nda oluşan partiler bizi bizle aynı fikirleri paylaştığı için beraber olduk. Sayın Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayımız olacak şekilde seçimlere katıldık. Levhada ismimizin olmamasının sebebi de hani izleyicilerimiz bilsin diye söylüyorum. Evet. Biz seçime katılan partilerle bizim aramızda hiçbir fark yok. Biz de normal şartlarda seçime katılan bir partiydik fakat seçim 34 gün öne alınınca biz 18 Haziran'a göre hazırlıklarımızı yaptık parti olarak. O da Altay bandının dışında kalan ilçelerimiz olunca levhada yerimizi alamadık ama bundan sonraki seçimlerde Ülkem Partisi de bu yarışta olacak. Hayırlısı olsun başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım, seçim sürecimiz tabii ki çok meşakkatli, yorucu ve telaşlı bir süreç. Hakikaten herkes için, hem seçmenler için hem liderlerimiz için çok zor bir süreç. Siz bu süreçte neler yaptınız, neler yaşadınız? Mesela kaç yılda örgütlüsünüz diye soracaktım ama 47 kaç il diyecektim? 47 il dedik. 47 il, 252 il. Onun cevabını verdik zaten. Bu süreçte neler yaptınız? Hani Ata İttifakı olarak seçimi değerlendirmenizi rica ediyorum ben. Çünkü zamanımız çok hızlı geçiyor ya, çok merak edilen sorular var. Onlarla ilgili sizden şimdi, bilgi alabilir miyim? Mümkün Ata İttifakı'nı Türkiye'de beklenmedik bir, yani Türkiye'deki çoğu insanın özellikle rakibimiz olan kişilerin beklemediği bir sonucu aldık. Biz aslında bize göre sonuç daha yüksek. Hı hı. Ama işte oylardaki kaymalar, çalınmalar, oyların kontrol altında tutulamamasından dolayı Çalındığını mı düşünüyorsunuz? 5.17'de kaldık. Çalındığını yer değiştirdi diyelim. Yer değiştirdi. Peki sandık güvenliğini soracaktım. Birkaç soru sonra hemen sorayım. Sandık güvenliği ile alakalı fikirler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı adayımız da Sinan Oğan da hem Kılıçdaroğlu'yla hem İnce'yle de bu konuları görüştüler. Hı hı. Biliyorsunuz seçim sandıkların başında görevli olabilmek için parlamentoda yeterli sayın olması gerekiyor. Evet. O da sadece 5 partinin hakkı olduğu için onların görevlileri vardı. Sandık görevlileri. Hı hı. Bizlerde müşahitler vardı. Hı hı. Ata İttifakı'nda bulunan, levhada bulunan iki partinin müşahitleri vardı. O partilerde müşahitlerimiz tabii yetersiz kaldı. Özellikle Taşra kesiminde ve Doğu Güneydoğu'da. Evet. Ondan dolayı oylarda kaymalar oldu. İnternette bir şeyler dolandı. Mesela hani bazı pusulalarda insanların seri olarak aynı lidere bastıklarını falan gösterdiler. Bunların doğruluğu tabii ki merak konusu. Bizler de bilemiyoruz. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun araştıracağı bir konu. Hı hı. Ona biz şimdi ne desek? Ne desek? Şimdi gözümüzle görmediğimiz için aynen bir şey diyemeyiz. Öyle. Belki
Birileri bastırdı, bir tarafı karalamak için yapabilirler. Belki de gerçektir. Bilemeyiz. Yani bilemiyoruz onu şimdi. Evet, kesinlikle. Peki siz ilk turda bu sonuçlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Evet, şimdi ilk turda Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49.50 oya ulaştı. Onların bence beklemedikleri sonuçtu. Çok oy aldılar, öyle söyleyeyim. Bu dönem bayağı düşeceklerini ben de öyle düşünüyordum. %60'lardı, sonra düştü değil mi başkanım? O yok, %52-53'ten başladı, değil ondan mi? Sonra düşmeye başladı. Gerilemeye başladı. Sayın Kılıçdaroğlu da 45, %45 gibi bir oy aldı. Şimdi Millet İttifakı'nın çalışmasına ve basından izlediğimiz kadarıyla, tabii basın hep kendi tarafını gösterdiği için hangi basını izliyorsan o burası güçlü diyorsun. Cumhur İttifakı'nın basını izlediğin zaman o burası güçlü diyorsun. Biraz akıl karışıyor değil mi? Aslında, yani kanallar arasında yani insanlarımız farklılıklar oluyor. Keşke böyle basında değil de bütün liderleri teker teker araştırarak oy kullansalar ülkemizin geleceği açısından daha verimli olacaktır. Yani sadece televizyonda birilerini göstererek, şişirerek, abartarak göstermeleri, bir yapılan hizmet veya yapılmayanları karalayarak, iki taraf için de söylüyorum. Evet. Hem iktidar tarafı hem muhalif taraftan. Ya birisi kötülüyor, birisi şişiriyor. Halkımızın da kafası karıştı. Evet. Ülkemizin durumu ortada. Dolar 20 lira, 21 lira. Çok büyük yani bir ülkenin geçim yönetimi, sıkıntısı var. Ülkenin yönetimi şu anda ülkenin yönetilemediğini gösteren bir durum ortada, tablo ortada. Dünyada başka bir ülkenin parası senin paran 20 katıysa sen zaten bu ülkeyi yönetemiyorsun anlamına gelir. Bizim paramızın değerli olması lazım. Bizim Değer paramız kaybı. Değerli olacak ki biz gerile gerile dünya ülkelerinde geniş geniş gezeceğiz. Bizim paramız değerli. O zaman yatırım da çok gelir. Ekonomik özgürlük daha çok artar. Evet. Dışarıdan gelecek yatırımcılar, finansörler daha rahat gelirler. Güvenli liman olarak görebilirler. Tabii biz hedeflerimiz bunlardı ama halkımız biraz geç kaldık. Geç kaldık yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını ve Ata İttifakı'nın kuruluşu biraz geç kaldığı için orada halkımız bizi tam manasıyla göremediler ama kısa zaman içerisinde büyük kanallar bizi göstermemesine rağmen, sürekli ambargo uygulamalarına rağmen sosyal medyadan ve sizin gibi tarafsız kanallar sayesinde yine kitlelerimize ulaşmaya çalıştık. Bizi tanıyanlar zaten bizi sevdiler. Gereğini de yaptılar. 5.17 Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza oy verdiler. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki seçimde de riyakatın ne olduğunu, daha iyi gözlemleyeceklerini, devleti yönetecek kadroların riyakatlarına önem vereceklerini, iyi araştıracaklarını umut ediyorum. Her şey bizim ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız kesinlikle için. Kesinlikle, gençlerimiz için. Biz tarafsız bir kanalız. Yani biz de çok kıymetli siyasetçiler bizim için. Herkesin fikrini burada beyan etmesini isteriz. Herkese açıklıkla kendisini anlatmasını isteriz. Halkın kendi iradesiyle oy vermesini isteriz. Biz de o yüzden sizleri tanımak istiyoruz. İşte sizin gibi değerli siyasetçiler. Hani A Partisi, B Partisi bizim için gerçekten yayın esnasında ve bizim paylaşımlarımıza önemli değil. Önemli olan kendinize anlatmanız ve halkın buna karar vermesi. Onun için de biz elimizden geldiğince adil davranmaya çalışıyoruz. Her siyasetçiye kapımız açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı güzel şeyleri de görüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı güzel şeyleri de görüyoruz. Eleştirilenleri de görüyoruz. Onları da sizlerin ağzından izleyenlerimize iletmeye çalışıyoruz başkanım. Peki Denizli'den adaydınız. Bu süreci anlatır mısınız bize? Evet, biz Ata İttifakı'na katıldıktan sonra biliyorsunuz levhada olan partilerin çatısı altında seçime katılmak gerekiyor. Ben de Denizli'den Zafer Partisi çatısı altında Ümit Hoca'nın teşvikiyle Denizli'den aday oldum. Denizli'de bir bağlantımız yok ama oradan onu aday oldum. Soracaktım. Kırıkkaleliyim dediniz değil mi? Denizli'yle bağlantımız yok. Annem geçmişten Kırıkkale'den gelme, Ankara'ya taşınmışlar çok yıllar önce. Oradakiler bizim dayımız, teyzemiz. O yüzden Denizli'de insanlar bizi sevdiler. Kendimizi 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde süreç çok kısa ciddi, değil mi? Ciddi, evet, ciddi bir çalışma yaptık. Milletvekili oyu olarak 20 bin civarında oy aldım ben orada.
Yani çok bizim için çok güzel. Çok güzel. Demek ki kendimizi iyi ifade edebilmişiz. İyi çalışmışız. Aslında önemli zaman biraz daha uzun olsaydı daha farklı sonuçlar olabilirdi ama Ata İttifakı barajı aşamadığı için, ülke barajını aşamadığımız için %7'ye vekil çıkaramadık. Ama ileriki zamanlarda tabii Ata İttifakı devam ettiği takdirde yine biz içinde bulunmaya gururla devam ederiz. Sıkıntımız yok. Ya da ileride başka ittifaklar olur. Orada yer alırız. Ya da tek başımıza mücadelemizi devam ettiririz. Onu zaman gösterecek. Evet, aynen öyle. Şu anda biz Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'da Denizli'de 56 bin civarında oy aldı. Onun için de ciddi çalışmalar yaptık. Ciddi kitlelere ulaşmaya çalıştık. Sevilen bir kişi Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan. Evet, çok insanların takdirini toplamış. Liyakatlı, düzgün bir insan. Devletimizi kesinlikle devletimizin başında onun gibi riyakatlı, düzgün, mert insanların olması gerektiğini düşünüyoruz. Halkımız da öyle düşünmüş olacak ki ulaştığımız kitlelerin hepsi bize oy verdi. Ne güzel. Yani ulaşamadıklarımız oy vermedi. Çünkü büyük basında yoktuk biz. Evet. Şu anda işte tamamen ipler bizim elimize geçtiği için şimdi gösteriyorlar. Ne olacak, ne bitecek. Çünkü şu anda ciddi bir vebalin altına girmek üzereyiz. Çok önemli karar. Konusunda, evet. Önemli bir karar eşiğindesiniz hakikaten. Yani bu konudaki tutumunuzu sorsam diye düşünüyorum ama bunun cevabını verip vermemek şimdi, tamamen size tam bağlı. Yok, sorabilirsiniz, sıkıntı yok. Biz Ata İttifak olarak Sayın Sinan Oğan'la toplantılarımızda, parti iç kurullarımızla görüşmelerimizi, istişarelerimizi yapıp ona göre bir karara varacağımızı düşündük. Biz parti olarak toplantılarımızı yaptık. Kafamızda bir takım kararlar aldık. Belirlenmeye başladı. Evet, yani belirlenmeye başladı. Diğer partilerde, Ata İttifakı'nda 4 tane parti var biliyorsunuz, ana parti. Evet. O partilerde işte Türkiye İttifakı Partisi var, Ülkem Partisi var, Zafer Partisi var, diğer partiler var. Türkiye İttifak Partisi'nin altında yine 5-6 tane oluşturan, unsuru oluşturan partiler var. Evet. Herkesin kararı sorulacak. Ona göre ortak bir karar alıp devletimizin, milletimizin geleceği için en doğru kararı vermeye çalışacağız. Çünkü bu işin vebali çok büyük. Çok. Bakacağız. Yani peki, toplantıdan sonra herhalde Sayın Sinan Oğan da yarın 19'unda veya 20'sinde açıklama yapacağını ekranlarda söyledi. Az bir zaman kaldı. Yani 1-2 güne tam netleşir. Netleşir. Kararımızı ortaya koyarız. Zaten 3 alternatif var. Ya Kılıçdaroğlu, ya Erdoğan, ya da arada kalacağız. Geri çekeceğiz. Biz karışmayacağız. Öyle bir karar alacağız. Ama karışmamak iyi bir çözüm değil herhalde. Yani değil mi? Yani onu değerlendireceğiz kendi ekibimizle beraber. Onu tabii Sayın Sinan Oğan bilir ama şöyle peki Sayın Sinan Oğan'ın şartlarına hangi liderler daha sıcak bakıyor sizce? Yani onun belli şartları vardı biliyorsunuz. Ya, evet, bizim belli şartlar. Bizim birinci kırmızı çizgimiz devletin kadrolarında terör örgütlerinin kesinlikle yer almaması. Şimdi iki partide de yani iki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın destekleyenlerin içerisinde birinde PKK'nın uzantısı parti var, birinde de Hizbullah'ın uzantısı partiler var. Bunları tabii bizim kırmızı çizgilerimiz, bunların şartını koyacağız. Evet. Onlar kesinlikle bizim olduğumuz yerde olmayacak ve devlet kadrolarında asla görev verilmemesini birinci şartımız olacaktır. Mültecilerin, 13 evet, milyon mültecinin göçmenler, kademeli olarak Sayın Sinan Oğan'ın da açıklamaları var. Kademeli olarak ülkelerine geri gönderilmesi sığınmacıların. Evet. O şartlarımız olacak. İşte ekonomik durumlar var. Bir sürü argümanlarımız var. Onlarla ilgili bir sürü projelerimiz de var. Bunların hepsini işte anayasanın ilk 4 maddesi, 66. maddenin değişmemesi, Türklüğün kaldırılmaması gibi evet. Ciddi şartlarımız var. Bunlar gerçekleştiği takdirde, yani sözü alıp mutabakatımız yapıldığı takdirde herhangi birini destekleyebiliriz. Aslında çok büyük bir zincirleme var başkanım. Şimdi göçmenleri düşünün. Tabii ki 13 milyon sığınmacı dediniz. Evet. Bu 13 milyon sığınmacı adı üstünde sığınmacı. Yani geçici bir süre için sığınan insanlar. Evet. Hani bir müddet sonra tabii ki onlar kendi ülkelerine gitmeleri gerekiyor. Kiralardaki pahalılık,
marketler ateş pahası, insanlar geçinemiyor. Yani maddi zorluklar tabii ki sayı arttıkça, insan sayısı da arttıkça geçimde, yaşamakta daha zorlaşıyor. Evet. Ülkeler artık hani dışarıdan insanlar sığınmacı almıyor. Biz biraz daha sanki merhametliyiz, biraz daha kolay alıyoruz gibi ama belli bir müddet sonra ülkeye çok büyük külfet oluyor diye düşünüyorum ben de bu ya konuda. Biz misafirperver, evet, insanoğluna, insanoğluna sahip çıkan bir toplumuz. Kesinlikle. Biz onların yanında sıkıntımız yok ama şu anda savaş, Suriye'de herhangi bir savaş yok. Evet. Oradaki durum şu anda kontrol altında. Suriye ile Esad'la falan görüşülüp, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var bizim Sinan Oğan'ın. Açıklamalar da önceden olmuştu. Gerekirse Esad'la görüşülür. Sığınmacılar kendi ülkelerine teslim edilir. Olay biter. Yani savaş yok, bir şey, artık gitsinler yani. Evet. Şimdi sadece burada oluyorlar. Aynı zamanda dükkan açıyorlar, mağaza açıyorlar. Bir sürü yer de açıyorlar. Vergileri yok, algıları yok, bulguları yok. Öbür bizim kendi halkımıza haksızlık oluyor o zaman. Evet. Yani kendi halkına haksızlık eden bir idareyle karşı karşıyayız. Bunların düzelmesini istiyoruz. Hepsi o. Düzelsin. Evet. Yani evet. Çünkü bura bizim vatanımız. Başka bir savaş çıksa bizim gidecek bir yerimiz yok. Bizi bu şekilde kabul ederler miydi başkanım? Hiç kimse kabul etmez. Bizi bu kadar baş tacı yapıp hani geçinmemizle ilgili, üniversitelere direkt sınavsız girmemizle ilgili ya da ne bileyim yaşamamızla ilgili bize böyle açık kapı olur muydu sizce? Kesinlikle olmaz. Şimdi bizim ülkemizde bir savaş söz konusu olsa 10 milyon kişi Suriye'ye, İran'a, Irak'a bilmem nereye gitsek hepsi bizi infaz eder. Değil mi? Bizi yaşatmazlar orada. Öyle bir şey olmaz. Yani yıllardır bizim ülkemizin sırtında bir kambur oldu. Artık bunun çaresi de bulunması gerekiyor. Bizim şartlarımız bunlar olur. Bir tek Suriyeliler değil zaten, Afganlar var. Tabii Afganlar hani, var, Araplar var. İran'dan var, Irak'tan var. Evet. Çok yerden var. Tabii Türkmen kardeşlerimiz var içerilerinde. Türkmenler bizim başımızın tacıdır. Evet. Onlar için de biz gerekli zaten önlemi de alacağız. Ondan kimsenin kuşkusu olmasın. Bir de paraları değerli olduğu için bazı sığınmacıların, onlar tabii kiraları çok rahat yüksek fiyatlardan tuttuğu için kiralar da bir anda yükseliyor. Ondan evet. sonra bizim kendi halkımız çok eziliyor. Çok zor durumda kalıyor aslında. Yani bu ciddi bir sıkıntı. İşsizliğin aslında. Artması da tabii etkiliyor. Türk genci bir yere girdiği zaman, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var. Yasalarla yönetilen ciddi bir ülkeyiz biz. Evet. Adam kendi halkını işe almıyor. Niye? Neden? İşveren sigorta ödemiyor, sigorta primi yok, bir şeysi yok. Daha düşük maaşla o adamı çalıştırdığı için iş adamının işine geliyor. Bu da etken yani. Evet. İş adamlarına sorsan Suriyeliler gitmesin, bedava çalıştırıyor. Yani maliyeti düşürüyor mu? Yok, yine aynı maliyeti yükseltiyor. Ucuz işçi çalıştırıyor, oradan daha fazla kar elde etmeye çalışıyor. Ama büyük karını az etsin. Bırak bu vatandaşın, bu ülkenin çocuğu, bu ülkenin evladı oradan evine ekmek götürsün. Doğru. Sen de sigortasını öde. Ödediğin sigorta da zaten devlete giden bir para. Devletimizi kalkındıran bir para. Tabii. Bunların devlete de zararı var. Yani sosyal güvenlik kurumları bilmem işte hepsi. Bunların aslında üstüne düşmeleri lazım. Hı. Ama çok şimdi iktidara yakın olan genelde iş insanları ürediği için onların da işine geliyor. Sistem böyle devam ediyor. Kanun çerçevesinde hareket edilmiyor. Sistem aslında ağır. Şöyle mesela asgari ücretler çok arttı. Sanayici zor durumda kalıyor. Evet. Hani bayağı büyük sıkıntılar var. İnşallah tabii ekonomik kriz ülkemizde şu hangi anda. Hangi liderimiz gelirse inşallah bu sorunları çözer. Yani burada ülkenin mutluluğu, umudu, gençlerin umudu çok önemli. Ümitsiz bir gençlik olmamalı. Bu çok acı. Evet, kesinlikle. Bu çok acı. Yani hayatta kaybedeceğimiz, en büyük kaybedeceğimiz şey özgürlüğümüz ve umudumuz. Öyle değil mi başkanım? Evet, illaki. Onun için. Yani bizim gençlerimize ciddi anlamda değer verip hani her şehre bir tane üniversite yapacağımıza iş, yani üniversitenin karşılığında da iş imkanı verebileceğin kuruluşlar da olması lazım. Fabrikası, sanayisi olması lazım. İşte A bölümüne gidiyor. A bölümünün karşılığı yok. Orada 300 bin kişi okuyor, evet. mezun oluyor. Alınan kişi 10 kişi. Evet. O zaman o bölümü niye açtın? Yani bizim ülkemizde her yerde üniversite olmasının hiçbir şey ifade etmiyor. Bir de şöyle bir zorluk var. Kolejler arttı. Tabii özel okullar çoğaldı. Evet. Hani gücü olanlar özel okullara gönderebiliyor.
gücü olmayanlar devlet okuluna gönderiyor ve devlet okulundaki eğitimle özel okuldaki eğitim kesinlikle aynı değil. Ben hani çocuklarımdan biliyorum bunu zaten. Öyle olunca hani bin bir zorlukla koleji bitirtiyorsun, dershanelere gönderiyorsun, üniversitede iyi bir okula gitsin çabasına giriyorsun. Üniversiteyi evet. bitirdikten sonra zaten harcanan paranın, emeğin, vaktin hiç hesabını yapamayız bile. Ondan sonra da o çocuk işsiz kalınca çocuk hayata nasıl ümitle bağlansın? Evet. Onun için hangi liderimiz kazanırsa lütfen bu konuları ne olur dikkate alsınlar. Bunlar çok önemli. Biz burada halkın sesiyiz. Bize sorulanları, yaşadıklarımızı, kendi hissettiklerimizi söylüyoruz. Onun için bunların mutlaka çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Öyle değil mi? Evet, aynen. Şimdi evet. önümüzde tekrar bir seçim var. İnşallah hayırlı sonuçlarla sonuçlanır. Şimdi 18 Mayıs seçimi ülkemizin kaderini belirleyecek bir seçim. Tabii bizim de burada payımız çok büyük olacak. Vereceğimiz kararı en güzel tarih. Şekilde verip ona göre nihayete erdirmek isteriz. Tabii bizle görüşen partilerin bizim vaatlerimizi ne kadar dinleyeceği veya geri çekileceksek ona göre Sayın Sinan Oğan'la beraber Ata İttifakı'ndaki genel başkanlarla beraber karar vereceğiz. Tabii biz de alt kurullarımızla bunu danıştık. Sinan Oğan kendi ekiplerine danışacak. Bize oy veren, imza veren kitleye sorulacak. Herkesin görüş ve fikirleri alınacak. Ona göre ülkemizin geleceği için dediğim gibi, çocuklarımızın geleceği için en doğru kararı vermeye çalışacağız. En doğru kararı vereceğimize ben kalben inanıyorum. Çünkü bu ülke ne zorluklarla kazanıldı. Hatta birazdan bir Çanakkale şiirim var. Onu paylaşmak istiyorum. Şehit Kokusu isimli. Yani topraklarımızın her bir karesi, her bir metrekaresi o kadar kıymetli ki kanla sulanmış topraklar. Evet. Ve çok özel topraklar, coğrafi açıdan, toprakların altındaki madenler açısından. Ne bileyim hani bir jetonla Avrupa'dan Asya'ya geçilebilen bir ülkeyiz. Çok özel bir ülkeyiz. Onun için ülkemiz o kadar kıymetli ki, özgürlüğümüz o kadar zor elde edildi ki bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve nasıl bir karar verilecekse de inşallah ülkemiz için en hayırlısının verilmesi gerekiyor. Siz i̇nşallah. Seçmenlere ne önerirsiniz başkanım? Yani demin dedik ya hani akılları karıştı. Onlar da orayı dinliyorlar farklı şey, burayı dinliyorlar farklı şey. Artık bir vazgeçmişlik var. Mutlaka oy kullansınlar değil mi? Kesinlikle. Yani kime oy verecekleri onların özgür iradeleri evet, ama özgür. Mutlaka oy kullanmaları gerekiyor. Yani biz isterdik ki bütün seçmen kitlesi Sinan Oğan'a oy kullansın. Cumhurbaşkanı olsun isterdik. Şimdi oy vermeyen kitlede milliyetçi kesim, milliyetçi taban diyelim, gençlik Sinan Oğan'ı tercih etti. Bu bir gerçek. Bu da gelecekte Cumhurbaşkanı'nın Sinan Oğan olacağı gerçeğini değiştirmez. Kimse boşuna çıkıp da şu anda bir hazırlık içerisine girmesinler. Gelecekte Sinan Oğan Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olacak. Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. En doğru şekilde, en dürüst şekilde. Rantçılardan uzak, terör örgütlerinden uzak. Adam gibi devlet yöneteceğiz. İnşallah ne güzel. Yani hedefimiz o şekilde olacak. İnşallah başkanım inşallah. Sizler de çok emek veriyorsunuz evet. hakikaten. Yani şu seçim sürecinde görüyorum. Ciddi bir şekilde bütün siyasetçilerimiz canla başla çırpınıyorlar. İnşallah en hayırlı sonuçlar olsun. Bizler de mutlu olalım. Hani sonuç hepimiz için en hayırlısı olsun. Evet. Sinan Oğan hocamızı da çok seviyorlar hakikaten. Hani konuşmaları da. Hatta bir kitle şöyle dedi. Ben şimdi duyduklarımı size aktarıyorum. Bana da mesajlar geldi. Hani afişlerimizi paylaşınca bunu da sorar mısın, şunu da sorar tabii. mısın diye. O yüzden ben de onların adıyla size soruyorum. Mesela bazıları ilk seçim turunda dediler ki neden adaylığını koydu? Hani zaten kazanamayacak ne gerek vardı dendi. Ondan sonra Sayın Sinan o anda açıklamasında dedi ki siyaseti gerçek bilen insanlar benim buradaki varlığımın ne kadar önemli olduğunu farkındalar dedi. Kesinlikle. O konuyla ilgili biraz izleyenlerimizi aydınlatalım. Şimdi Sinan Oğan daha önceden biliyorsunuz açıklaması da vardı. Türkiye'de milliyetçi camiye hitap edecek. Türkiye Türk milliyetçilerine hitap edecek bir cumhurbaşkanı adayı çıkmazsa ben aday olacağım diye bunu aylar öncesinden de ilanını yaptı, duyurdu. Evet. Ve sonucunda milliyetçi camiayı temsil edecek bir cumhurbaşkanı adayımız yok. Yok yani. Şimdi hep söyledi işte Sinan Oğan bütün TV kanallarında da
bunların açıklaması oldu. Hı hı. Muhafazakar kanadı temsil edilen, %30'u temsil eden Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan. Sol tarafın oyunu temsil eden, yani onları temsil eden aday Kılıçdaroğlu. Ama milliyetçileri temsil eden bir aday yoktu. O yüzden Sinan Oğan da mecbur kaldı, aday oldu. Biz de zorladık. Uzun zamandır da bunun görüşmelerini yapıyorduk zaten, çalışmalarını da yapıyorduk. Evet. Daha sonra işte Zafer Partisi ile görüşüldü falan, Ata İttifakı ortaya çıktı. Ata İttifakı ile beraber Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayımız olarak çıktı. Biz aslında oy bölmedik. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı bizim oyumuzu böldüler. Biz Türkiye'nin gerçeği bizdik. Televizyonlardaki, büyük kanallardaki konuşmalara halkımız kimse inanmasın. Orada sadece insanları kandırmaya yönelik şu anki sistem, karanlık sistem, kör sistem devam etsin diye sürekli ampoz ettiler. Sürekli algı yarattılar. Nihayetinde ortam bu. Allah da dedi ki al size bir tane %5.17. Şimdi karar bizde kaldı. Şu an en şimdi çok konuşulan en kişi az, Sayın Sinan Oğan. Evet, en az mi? Oyu alan, seçimi kazanan en az oyu alan oldu. Demek ki kazanılabiliyormuş. Değil mi? Yani kazanamayacağım diyenlere söylüyorum. Evet, evet. Yani aslında farklı fikirler var, ben size aktarıyorum. Kazandı, Ata İttifakı kazandı. Biz şimdi tabii en doğru kararı vermek için ciddi çalışıyoruz. Çok yani büyük bir karar. Baştan da dediğim gibi terörle arasına mesafe koyamayan bir lider bu ülkeyi yönetemez. Bu yani bu idarenin içerisinde Ata İttifakı bileşenleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız adayımız Sinan Oğan, evet, muhakkak devlet kadrolarında belli bir alanda biz olmalıyız. Bu, evet, yönetimin içerisinde kesinlikle olmalıyız ki biz devletin ilerleyiş şeklinde kontrol bizde olmalı. Yani teröre kesinlikle taviz vermeden hareket etmeliyiz. Yoksa bizim ülkemiz ileriki safhada özellikle parçalanan, özellikle adı altında parçalanmaya gidecek. Biz bunun kesinlikle karşısındayız. Türk milliyetçileri olarak, Türk milliyetçileri artık ayağa kalkmıştır. Türkiye'nin geleceği için hiç kimse yanlış yapamayacaktır. Biz buradayız. Devletin kadrolarını örgütlere peşkeş çekecek Cumhurbaşkanı adaylarına veya ittifaklara da söylüyorum. Sakın ha öyle bir şeye kalkışmasınlar. Biz buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yalnız değildir. Yani fazlasını da söylemek istemiyorum. O kadar yani. Daha fazlasını söylemiyorsunuz. Aslında burada hepimizin ortak paydada buluştuğu nokta şu. Ülke bizim. Atatürk'ümüz bizim. Biz bin bir zorlukla bu ülkeye sahip çıktık. O yüzden hangi liderimiz gelirse gelsin, burada bizim için önemli olan ülkemize sahip çıkmamız ve taviz vermeden yaşamamız. Bizler zaten Türk, Kürt, Laz, Çerkez hep bir arada yaşamıyor muyuz başkanım, değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle kız bir ayrım arıyoruz, yok. Kız veriyoruz, birlikte zaten aslında huzur içinde yaşıyoruz. Hani ayrıştırılmaya da ihtiyacımız yok bizim. Bizim için önemli olan dediğiniz gibi hani milliyetçiler dediniz, hani biz bu konuda izin vermeyeceğiz dediniz. İnşallah hangi liderimiz kazanırsa... Biz şimdi milliyetçiler olarak biz kesinlikle yani, hı hı, Türkiye'nin, Türk milliyetçileri olarak Türkiye'nin ayrışmaması için mücadele ediyoruz. Aslında, evet, birleştirici bir gücüz. Evet, kesinlikle bunu tabii, önemli olan o zaten. Bazı kesimler sadece Türklük yapıyorlar gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Biz aslında özümüze dönmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber, evet, hep söylerler fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyoruz. Çünkü Atatürk'ün oluşturduğu çizgiden ayrılan bütün bu zamana kadar gelen ülkeyi yöneten bütün liderler ne zaman çizgiden çıktıysa ülkenin başına bir iş geldi. Geri bizim o çizgiye dönüp onu geliştirerek devam etmemiz lazım. Evet. Atamız zaten. Yani bizim hedefimiz o olmalı. Bizim hedefimiz de zaten oydu. Yani herkesin hedefi aslında o olmalı. Şimdi başa geçen adamlar tabii ki yaptıklarıyla övünebilirler. Ama sen başa geçtiysen, kusura bakma da başa geçen adam da sen tabii ki bu ülke için bir şeyler yapacaksın. Mutlaka. Yatırım da yapacaksın, yol da yapacaksın, köprü de yapacaksın, onu da fabrikada kuracaksın, ekonomide düzelteceksin. Senin görevin o. O yüzden sen oradasın. Evet.
Eğer yapamıyorsan geri çekilmesini de bilmek lazım. O da erdemliktir. Şimdi Millet İttifakı geldiği zaman bunu başaracağını anlatıyor. Yani çok projelerine biz, yani ben şahsım olarak çok sağlıklı görmesem de, çünkü çok karışık bir ittifak, çok çok sesli bir yer. İleride çok büyük, orada da hükümeti yönetmeye başladıklarında çok büyük şeyler de çıkabilir. Anlaşmazlıklar da çıkabilir. İşlerinde diye düşünüyorum. Ama çözebilirler daha önce biliyorsunuz değil mi başkanım? Koalisyonlarla evet. 99-2000'lerde işte koalisyonlarla yönetilen ülkemizde de çok büyük karışıklıklar çıktı. Kurumların başında olan adamlar kendi randının peşine düştü. İşte bu, o bizim olmamalı. ülkemize zarar verme olayı oradan başladı. Sonra başka partiler kuruldu. Onlar geçti. Öbürleri yok oldu. Yok olan partiler var. Halen ayakta durmaya çalışan partiler var. Biz taze kanız. Ata İttifakı komple taze kandan oluşan bir ittifak. İçindeki partiler de aynı şekilde taze kandır. Cumhurbaşkanı adayımız genç, dinamik, taze kandır. İttifak olarak komple öyleyiz biz. Bir dahaki konjonktürde biz olmadan bu ülkenin yönetimine halkımız izin vermeyecektir. Biz çünkü gerçeğiz ve bizim temizliğimizi, dürüstlüğümüzü halkımız gördü. Bundan sonra biz varız. İnşallah şu anda Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşlar da gerçeği görürler. Yani bizim istek ve dileklerimiz tabii ki karar verdikten sonra karşılık bulur. Ona göre beraber ülkemizi yönetiriz. Veya biz geri çekiliriz, bir dahaki seçimlere farklı bir çalışmayla gireriz. Onu Sayın Sinan Oğan zaten yarın öbür gün açıklar. Halk da gerçeği görür. Yani biz ittifak olarak en doğru kararı halkımıza ileteceğiz inşallah. Değil mi başkanım? Peki bu seçimin ülkenin kaderini değiştireceğine yürekten inanıyor musunuz? Yani hangi liderimiz kazanırsa ülkemiz ne yöne gider? Bununla ilgili fikirleriniz nedir? Evet, şöyle de söyleyeyim. Yani, hakikaten demin dediniz de çok önemli bir karar bu. Hani bunun arkasına gideceğiz ama ülkenin kaderini değiştirecek midir bu seçim? Biz sistemin içerisinde olursak ülkenin kaderi değişir. Eğer biz sistemin içinde olmazsak ülke daha kötüye gider diye düşünüyorum. Çünkü biz hükümeti yönetimin içerisinde olduğumuz zaman bazı yerleri kontrol edip daha düzgün kararlar almasına sebebiyet verecek bir kadar gücümüz var. Kontrol mekanizması evet, diyorsunuz. Biz kontrol mekanizması yani teftiş eden taraf olacağız. Yani halkımızı ve devletimizin bekası için ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Evet. Devletimiz inşallah var olsun. Böyle her şeyimiz sağlıklı, bayrağımız, insanlarımız, umudumuz, mutluluğumuz, her şeyimiz çok güzel olsun başkanım. İnşallah. Bu seçimde inşallah en hayırlı sonuçlarla sonuçlansın ama ne yapıyoruz? Mutlaka oyumuzu kullanıyoruz. Tabii oy kullanmakta fayda var. Vatandaşlık görevi. Her Türk vatandaşı illaki oyunu kullanmalı, tarafını belirlemeli. Şimdi biz olayın içinde olmadığımız için mecburen öyle yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu oy kullanılırken yani okullara gittik ya, inanılmaz bir katılım vardı. Çok güzeldi. Yaşlılar, tekerlekli sandalyede evet. Gelenler. Ne güzel, herkes vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ben ama ilk defa bu kadar yoğun katılım gördüm. Hakikaten çok seçimlerde oy kullandık. Ama ilk defa bu kadar yoğun katılım vardı. İkinci turda da yine aynı katılımın olmasını temenni ediyoruz tabii ki. Yani tabii biraz belki iki tarafı da istemeyen insanlar olacaktır. Hani katılırlar, katılmazlar. Ama bir taraf belirlemediler de ülkemizin geleceği açısından evet. Önemli. Söylemek şimdi, istedim o aslında. Yani tarafsızlık daha kötü. Şimdi bu yani seçimde, öyle ya da böyle bir taraf belirlemek zorundayız. Bu seçimde 7-8 milyon insan Cumhurbaşkanlığına oy vermediler. Partilere oy vermişler ama Cumhurbaşkanlığına oy kullanmamışlar. Biz şimdi ittifakların herhangi birinin yanında olduğumuz takdirde biz o kitleyi de harekete geçirebileceğimize inanıyoruz. Biz %5.17 ama Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın, Sinan Oğan'ın oyu. Biz o kitleyle konuştuğumuzda tabii sahalarda biz de olduğumuz takdirde %10'u geçeriz diye. Yani %10 bizim katkımız olur diye düşünüyoruz. Evet, biz hem parti olarak, çok ülken partisi olarak hem yani. Evet. Yani %10'u belki de geçecek şekilde etkileyebileceğimizi düşünüyorum.
bunu halka anlattığımız zaman, kimin doğru olduğuna karar verdiğimizde bunu da tabii ki açıklayacağız işte. Bu adam bunun için önemli, bu olmalı evet. dememiz icap ediyor. Evet başkanım, bir de şeyi buradan önerelim bence. Şimdi A partisi ya da B partisi, hani herkesin bir kararı var, bir inancı var, gittiği bir yol var. Bence birbirimize saygı duymak zorundayız. Böyle hani sosyal medyada birbirine sataşmalar, suçlamalar vesaire, ben bunlara karşıyım şahsım adına. Hani evet. bunlara gerek yok. Bunların yerine mantığımızı, vicdanımızı kullanıp gördüklerimizi, duyduklarımızı, ama tek taraftan değil, her taraftan. Yani herkesle konuşmak lazım. Her partiden insanla ya da her görüşten insanla onun fikrini alarak paylaşım yapmak lazım. İnanırız ya da inanmayız, güveniriz ya da güvenmeyiz. Ama ne olur, bunların hepsini toparlayıp kendi mantığımıza, aklımıza uyan şekilde kararımızı verebiliriz. Fakat sosyal medya üzerinden çok özür diliyorum, küfürleşmeler, ağır konuşmalar, hakaret etmeler, bunlar gerçekten çok gereksiz. Bizler evet. aynı toplumun mozaiğin parçalarıyız ve biz birbirimize muhtacız. Birbirimize evet. bir arada yaşamak zorundayız, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani biz bütünleşmeliyiz, ayrışmak en tehlikelisi. Yani sonuç itibariyle biz bir ülkeyiz, farklı görüşler olabilir ama gözlerini açmış, dışarıdan bize bakan, ülkemize bakan, parçalamak isteyen güçler de var. Onun için biz birleşmek zorundayız. Sonuç itibariyle kavgasız, dövüşsüz fikrimizi savunacağız. İstediğimiz yere oyumuzu vereceğiz ama birbirimize hakaret etmeyeceğiz. Evet, o çok önemli. Türk milliyetçiliğini savunan Ata İttifakı bunun kesinlikle farkında ve birleştirici güç olarak piyasaya çıktı. Şu anda da yani konjonktürü belirleyeceği için birleştirici güç olarak biz sonuna kadar da inşallah devam etmeyi düşünüyoruz bu konularda, siyaset elinize anlamında. Elinize sağlık, ne güzel. Yani bu iyi niyet çok güzel. Evet. Şimdi zaten seçim gayet demokratik bir şekilde, halk içinden bahsediyorum. Demokratik bir şekilde geçti. Sadece birkaç ufak spekülasyonlar oldu ama o çok ciddi boyutta bir şey olmadı. Seçim sizin dediğiniz gibi gayet neşeli bir şekilde herkes gitti geldi, oyunu kullandı. Bazı yerlerde sadece ufak tefek münakaşalar oldu ama çok ciddi bir kayıp, herhangi bir şey yok. Güzel bir seçim oldu. Evet. O bizim oluşumuz da bunu etkiledi. Eğer Ata İttifakı olmasaydı biraz daha sert bir sert geçerdi diye düşünüyoruz. Evet. Sert yani Cumhurbaşkanı yani adayının üç tane olması, biliyorsunuz İnce'ye karşı da bazı sıkıntılar çıktı. Hı hı. Onunla ilgili de biraz. Evet. Sayın Muharrem İnce de sonradan ayrıldığını söyledi. Evet. Yani tabii onun yapılan hareket ne derece doğru. Öyle bir şey de tabii ki yanlış. Bize ters şeyler ulaşırlar. Yani bir halk tabiriyle söylüyorum, erkekliğe sığmayacak şekilde öyle bir şeyden çıkması, çıkarılması çok yanlış. Allah yardım etsin. Tabii o konuyu bilemiyoruz. İnşallah konuğumuz olduğunda Sayın Muharrem İnce'ye de bunları sorarız. Hani onları da tabii onun ağzından dinlemek isteriz. Onun için de dediğimiz gibi yine ayrışmadan ve seçim günü aslında bizim evde bayram günü gibi olur başkanım. Allah evet. rahmet eylesin. Annem seçim sabahı giyinirdi. En güzel kıyafetlerini giyip kahvaltıyı hemen hazırlayıp hazır beklerdi. Sabah 9'da biz seçim için gittiğimizi bilirim ben yani. Hadi hadi geç kalıyoruz. Anne nereye geç kalıyoruz? Mesela onu söylediğimizde hemen gidiyoruz. Öyle derdi. Yani bizler öyle yetiştik. Bu sorumlulukla yetiştik. Bu güvenle yetiştik. Onun için de çocuklarımız da inşallah böyle yetişsinler, böyle görsünler. Dediğim gibi herkesin fikri farklıdır. Birbirimize düşmek yerine, kavga dövüş etmek yerine hani mantıklı gelen bir şey varsa konuşarak izah edersin. Ben şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum, böyle olsun. Ama hangi toplumda görülmüş ki ne bileyim tekme, tokat ya da başka şeylerle düşünce zorla dayatılamaz. Onun evet, için kesinlikle. İkna etmenin en güzel yolu konuşmaktır. Değil evet, mi? Konuşa anlaşmaktır. Kesinlikle. Ondan dolayı da güzel ülkemize sahip çıkalım. İnşallah hakkımızda da hayırlısı olsun. Programımız sonuna yaklaşıyor başkanım. Yani çok çabuk geçiyor biliyor musunuz? Evet, böyle sohbet zaman ederken. Hızlı geçiyor, evet. Çok hızlı geçiyor. Ben bir şiir okumak istiyorum müsaade tabii ki, ederseniz. Buyurun. Şu an bizim gündemimiz vatan, toprağımız, özgürlüğümüz ve Çanakkale ile alakalı yazdığım bir şiirim var. Şehit kokusu. Gaziantep'te birkaç okulda ben bunun
Biraz sesi kısabilir miyiz mümkünse? Birkaç okulda çocuklarla söyleşi yapmak için bu şiiri yazmıştım. Hani burada o ruhu onlara vermek istedim. Çok güzel. Ve hatta Türkiye ve Avrupa'nın en iyi şiir yorumcusu seçilmiştim. Bana da bir klip yapıldı. YouTube'da da var hatta o. Güzel bir anısı oldu. Çok da sevdiğim bir şiirim. Şehit kokusu. Dinle. Dinle vatan evladı. Yüreğim konuşuyor. Duyar mısın şu yorgun, suskun toprak ne diyor? Gözü kara aslanlar nasıl meydan okuyor? Allah Allah diyerek yürekten zikrediyor. Esirliği, işgali, hain düşman kolay sandı. İçimizde zaferin hep gururla ağdı. Bir ömür söylenecek destandır bunun adı. Çanakkale burası, her yeri kan ağlıyor. Havran yiğidi, Karayağız Seyit Onbaşı, 215 kilo mermiyle tutmuş başı, yüreğinde yenilmez, bitmez bir vatan aşkı, yardım et ya Rab deyip canhıraş kaldırıyor. Seddülbahir'de yiğit biri var ki, kahraman, gözü pek Yahya Çavuş, çarpışıyor korkmadan, arkadaşlarından ve ondan yılıyor düşman. Ne mutlu ki, ne mutlu ki yiğitler bak tarihe geçiyor. Günlük 20 mermi var, hain yine saldıracak. Karın aç, üste çıplak, nasıl savaşılacak? Pes edersek toprağa, sırtlan sahip çıkacak. Yiğitler vatana yar deyip cenge koşuyor. Daha 15'lik yavru, savundu seni, beni. Hem ananı, babanı, hem doğacak bebeni. Düştüler siperlere, kesildi nefesleri. Bak, bak yiğitler şehadet şerbetini içiyor. O mazlum şehitler ki cesur, korkusuz, yaman. Adını bilmediğin o şehit senin atan. Senindir uğruna kan dökülen aziz vatan. Özgürlük senin şanın, esirlik yaşanmıyor. Kapat gözlerini, kapat gözlerini bak bu gecenin buğusu. Sür elini toprağa, kokla avuç dolusu. Ana sütü gibi pak, sanki en saf, en temiz su. Mis gibi, mis gibi o cennetten gelen şehit kokusu. Mis gibi o cennetten gelen şehit kokusu, şehit kokusu. Ruhları şad olsun. Allah hepsine gani gani rahmetler eylesin. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, silah arkadaşlarına ve vatanı için kanlarını döküp şehit olan bütün canlarımıza buradan teşekkür ediyor, rahmetler diliyoruz. Amin. Hakikaten başkanım, çok zor kazanılan topraklar. Kalemize, yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Sağ olun. Çok güzel bir şiirmiş. Sağ olun, ben de çok etkileniyorum. İlk zamanlarda sürekli ağlıyordum, artık ağlamıyorum o şiiri okurken. Tutuyorum kendimi ama çok duygulanıyorum. Evet. 12 yaşından itibaren 13, 14, 15 yaşlarına kadar çocuklar biliyorsunuz savaştılar. O evet. kadar kıymetli ki onun için de diliyoruz ki inşallah her şey huzurlu, mutlu ve çok güzel olsun. Evet. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten ciddi bir yoğunluğun içinde bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Başarılar diliyorum. Her şeyin hayırlısı olsun Amin. Diyorum. Söylemek istediğiniz son sözler varsa onları rica ediyorum sizden. İzleyicilerimizden ricamız tüm halkımız Ata İttifakı'na, bileşenlerine, Sayın Sinan Oğan'a güvensinler. Biz en doğru kararı verip ülkemizi kimin yöneteceğine kararımızı net şekilde belirteceğiz. O zaman işte söylediğimiz kişiye de destek vereceklerine umut ediyoruz veya serbest bırakacağız, kendileri bilir diyeceğiz. Desteklerini o yönde bekliyoruz. Biz tabii Ülkem Partisi olarak, kendi teşkilatım olarak da bu süreçte önümüzde belediye başkanlığı seçimi var. Hı hı. Yerel seçimler var. Yerel seçimler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Türkiye'de eksik kalan il ilçe başkanlıklarımız var. Evet. Onları tamamlayacağız. Şu an talep çok fazla. Talepleri değerlendiriyoruz. Yine bizle iletişime geçmek isteyenler Ülkem Partisi.org.tr'den
Oradaki WhatsApp numarasından ulaşıp size ulaşıp il ve ilçelerinde neredelerse oraların bilgilerini ve kendi şahsi bilgilerini verirlerse onlarla da irtibata geçip değerlendirebiliriz. Onu da duyurmuş olalım. Tabii. Ata İttifakı'na insanlarımızın güvenmesini bekliyoruz. Tüm halkımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. TV6 ve Rüya Hanım'a da bizi konuk ettiği için teşkilatım ve şahsım adına tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. İnşallah aydınlatıcı olmuştur. İnşallah hani onların merak ettiklerine bir nebze cevap verebilmişizdir. İnşallah dediğim gibi de Allah'ın izniyle her şey de güzel olsun. Her şey çok güzel olsun. Yani artık huzur istiyoruz gerçekten. Evet, inşallah. Huzur istiyoruz. Yani ekonomik durumumuz çok düzgün. Huzurlu bir ülke istiyoruz. Yani, ülkede yaşamak evet, istiyoruz. Evet, yani liderlerimize de başarılar diliyoruz buradan. İnşallah hak eden kazansın. Ve herkes de özgür iradesiyle evet. oyunu kullansın diyor. İş ve Yaşam programına konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizler evlerinizde konuk oldunuz, sizler stüdyomuzda konuk oldunuz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. En kıymetli şey zamandır bu hayatta evet. ve sizler zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Rüya Tokgöz. Yeni bir programda yine farklı bir konu ve konukla bir arada olmak dileğimle. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum efendim. İyi günler.